günümüz gençliğinin fazla zaman ayırmadığı bir şey var. Gençleri eleştireceğimi, bizim zamanımızda şöyleydi, bizim zamanımızda böyle diyeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bana göre gençlik her zaman öncüdür. Zaman zaman işlerinden bazıları gerici akımları kendilerini kaptırsa da topyekun baktığımızda gençler ilericidir. Çağ değişiyor, teknoloji ilerliyor ve gençler içinde bulundukları zamanı temsil ediyorlar. Günümüzde akıllı telefonlar var, tabletler var ve yolda yürürken bile 2 saniye içinde internete girebiliyorsunuz. Binlerce uygulama, bilgisayar oyunları ve tabii ki sosyal medya. Ve gençler de zamanlarının çoğunu bu mecralarda geçiriyorlar ve bunu eleştirenler oluyor. Ben öyle düşünmüyorum, ben olumlu bakıyorum. Neden derseniz, bilginin kolayca paylaşılması, birbirini tanımayan insanların, farklı kültürlerden insanların kolayca iletişim kurmaları, günlük hayatlarından enstantaneler paylaşmaları bence iyi bir şey. Hem ülkemiz barışı hem de dünya barışı için. Ama ben bugün size kendimden hayatım boyunca zamanımın çoğunu ayırdığım bir şeyden bahsedeceğim. Kitap okumaktan. İlkokuldan beri büyük bir iştahla okurum. Büyük bir kütüphanemiz vardı ve annem de, babam da, ablam da sürekli bir şeyler okurlardı. Benim de yatağımın yanında bir komodin ve üzerinde 5-6 tane kitap oldu hep. Başucu kitapları. Başucu kitapları candır. Ve beni ben yapan biraz da başucu kitaplarımdır. Genellikle hepsini beraber okumaya çalışırım ama bazen işlerinden bir tanesi öne geçer. O kitap bitene kadar ruhum huzur bulmaz. Rüyalarımda bile devam ederim okumaya. Hayatıma dair anları hatırladığımda yanında hep bir de kitap oluyor. 10 yaşındayım. Sirkeci'den trene binmişiz. Almanya'ya gidiyoruz ailecek. Tren penceresinden görüntüler hızlı hızlı akıyor ama ben elimdeki kitabı sıkı sıkıya sarılmışım. Monte Cristo Conte. Çocukluktan gençliğe geçmeye çabalıyorum. Büyük bir acıyla sarsılmış ailemiz, ablamı kaybetmişim. İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı okuyorum. Lisenin bahçeye bakan kütüphanesinde peş peşe Fransız klasiklerini bitiriyorum. Az da olsa acımdan uzaklaştırıyor beni. Amerika'ya gidiyorum, üst ihtisas yapacağım. Uzun bir uçak yolculuğu ve önümde bir meçhul sene. Kucağımda Julio Cortázar'ın o acayip romanı Seksek. Hani birinci sayfasından da başlayabilirsiniz, ortasından da devamlı da atlayarak da okuyabilirsiniz. Güney Okyanusu'ndayım. Yelkenlimiz fırtınaya tutulmuş. Bir böyle sallanıyoruz. Ben nöbetimi bekliyorum. El feneri ışığı altında Donna Leon polisiyeleri okuyorum. Elbette çok sevdiğim yazarlar, çok sevdiğim kitaplar var. Ama bugün size tek bir yazarla ve onun kitaplarıyla olan 30 yıla yayılmış maceramdan söz edeceğim. Muhtemelen birçoğunuzun adını bugün ilk kez duyacağı bir yazardı. Şimdi 20'li yaşlarıma dönmeliyim. Biz o zamanlar özgür, adil ve fırsat eşitliğinin olacağı bir dünya hayal ederdik. Ben hala hayal ediyorum çünkü yaşam dilimimde böyle bir dünyaya kavuşmak mümkün olmadı. Böyle bir dünyayı hayal ederdik ve bizi o dünyaya götürecek, o dünyanın yolunu aydınlatacak yazarları, filozofları okurduk. Başta da Karl Marx geliyordu. Karl Marx mühimdi ama müşküldü de okuması. Eğer iktisat tahsil etmiyorsanız ekonomiyle ilgili kitaplarını, Das Kapital'i, Grundrisse'yi zor anlardınız. Yani en azından benim için öyleydi. Ben de Marx'ın siyasal tarihle ilgili kitaplarına girmiştim. Fransa'da sınıf savaşımları, Louis Bonaparte'ın 18 Bürmeri, Paris Komünü okuyordum ama bu kitaplarda Marx hep Fransız ihtilaline atıfta bulunuyordu. İhtilalin olayları, ihtilalin kişileri ve doğrusunu isterseniz benim Fransız ihtilaline dair bilgim de lise tarih kitabından az halliceydi. Başucu kitaplarımın arasına Fransız ihtilaline dair olanlar yerleşmeye başladı ve o zaman adını ilk kez duydum. Jules Michelet'in 3 ciltlik Fransız ihtilal tarihini yazmıştı ve kültür devrimimiz sırasında Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinden çevrilerek yayınlanmıştı. Ama baskı tükeneli 1000 yıl olmuştu.
İşler o zaman bugünkü gibi kolay değildi. Oturduğun yerden yaz, arama motorunu 2 dakika sonra sanal sahaflardan birinde bul, hop kargolasınlar kapının önünde. Biraz daha emek sarf etmek gerekiyordu. Ve Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı'na gittim. Onların da bir internet ortamı vardı. Fısıltı gazetesi. Ve az sonra Fısıltı gazetesinde benim ilan çıkmıştı. Tıfıl bir tıp talebesi Michelin'in Fransız ihtilali tarihini arıyor. Birkaç ay sonra da kitap Elif Kitap Evi'nde ortaya çıktı. Hem de ne çıkış. 3 kitap tek bir cilt halinde harika bir şekilde ciltlenmiş. Yanında da aynı usta Mücellit'in elinden çıkma Montesquieu'nun Kanunların Ruhu Üzerinesi bonus. Kitabı aldım, sevdim, okşadım, içini açıp kokladım. Sonra getirip başucumdaki kitapların en üstüne koydum. Hemen okumadım ama tadını çıkardım. Orasından burasından birkaç sayfa okudum ve sonra tamamını. Hep görmek istediğim bir kenti merakla geziyormuşum gibi annem çok sevdiğim bir yemeği yapmış, onu keyifle yiyormuşum gibi sevdiğim kadını tutkuyla öpüyormuşum gibi okudum kitabı. Michelet farklı bir tarihçidir. Biraz haddimi aşmak gibi olacak ama bizim Reşat Ekrem Koç'u biraz ondan esinlenmiştir sanki. İkisi de tarihi sinematografik olarak anlatırlar. Kuru kuruya anlatmazlar olan biteni. Tarihi yapan insanları gündelik yaşamlarıyla, psikolojileriyle verirler. Ve mesela Fransız ihtilalinin kahramanlarından heybetli Danton'un yemek masasını anlatır Michelet. Nasıl iştahla yemek yediğini ve siz o karakteri bambaşka bir yönüyle tanırsınız. Kitabı okudum ve sonra kalbimin kuytusundaki Michelet rafına kaldırdım. Ama hızımı alamamıştım. Jules Michelet'in başka bir kitabını Türkçesi olmadığı için Almancasından okudum. Die Frau und der Revolution, Devrimin Kadınları. Kadınlar ne kadar da yakışır devrimlere ve zaten bütün kadınlar doğuştan devrimcidir de. Kitap şöyle başlar. Kadınlara, annelere, kız çocuklarına. 1 Mart 1854. Kitapta beni çok etkileyen 2 karakter olmuştu. Biri Lucille Demoulin, diğeri Charlotte Corday. Lucille, kendisinden yaşça büyük gazeteci Camille Demoulin'la evlenmişti ailesinin karşı çıkmasına rağmen. Camille, Fransız ihtilalinin en temiz, en dürüst, en gözü pek ve doğruları söylemekten çekinmeyen liderlerinden biriydi. Ve birlikte devrim yaptıkları arkadaşlarıyla ters düşmüştü. Onların yanlışlarını söylüyordu, eleştiriyordu, hatalarını yüzlerine vuruyordu ve sonucu Concord Meydanı'nda giyotinle başının kesilmesi oldu. Muktedirler böyledir. Eleştirilmekten, kendilerine yanlışlarının söylenmesinden hoşlanmazlar. Ve tüm bu süreç içinde Lucille de onunla beraberdi ve Camille yargılanırken onu kurtarmak için elinden geleni yapmıştı. Ve sonunda kocasından tam 1 hafta sonra aynı meydanda, aynı giyotinle onun da kafası kesilmişti. Kan sel olup akıyordu Paris sokaklarında ve bunun müsebbiplerinden, sorumlularından biri de Marat'ydı. Çünkü gazetesinde teşhir ediyordu ihtilalin fikrinden saptığını düşündüklerini ve o insanlar birkaç gün sonra Concord Meydanı'nda Bay Guillotin'le tanışmaya gidiyorlardı. İşte buna bir son vermek için genç bir kadın Charlotte Corday Marat'ın evine gidip saplamıştı bıçağı kalbine. Birkaç gün sonra at arabasıyla Concord Meydanı'na gönderildiğinde 22 yaşına yeni basıyordu. Devrimin kadınlarını da kalbimdeki Michelet rafına koydum ve aradan yıllar geçti. Ben beyin cerrahisi ihtisası yapmaya başladım. Beyin cerrahisi ihtisası meşakkatlidir. Gün aşırı nöbetler, uykusuz geceler, uzun süren ameliyatlar. Başucu kitaplarımın arasına nöroşirurji dergileri, mikrocerrahi anatomi atlasları ve onun yanında yeni merakım olan Rönesans'a dair kitaplar girmişti. Rönesans'a dair okuyordum, bu zorlu ihtisas süresinde beni rahatlatıyordu. Uzun bir ameliyattan çıktığımda, gece nöbette fırsat bulursam, Rönesans'ın sanatçıları, ressamları, heykeltıraşları, eserleri hakkında okuyordum. Leonardo da Vinci, Rafael Usta etrafımda dönüp dolaşıyordu ama benim adamım Michelangelo'ydu. Roma'da Sixtine Şapeli'nin tavanına
müthiş freskler yapmıştı ve bunlardan en ünlüsü Adem'in yaratılışı freskinde, ki içinizden bazıları hatırlayacak, şu Tanrı ile Adem'in parmaklarının birbirine dokunduğu o ünlü resimde Tanrı'yı bir beyin kesiti içine çizmişti. Düşünebiliyor musunuz? Genç bir beyin cerrahisi asistanı için bundan daha heyecan verici bir şey olabilir miydi? Rönesans'a dair okuyordum ve bir gün geceyi aydınlatan bir şimşek gibi bir sahafta karşıma çıktı Jules Michelet'in yeni bir kitabı. Adı Rönesans'tı. Ya ben Allah'ın ne kadar sevgili kuluymuşum ki Rönesans'a ilgim dovuktayken Jules Michelet'in Rönesans'a dair yazdığı kitabı karşıma çıkarmıştı. Bundan sonra tarih tekerrür etti, hem de birebir. Kitabı aldım, sevdim, okşadım, içini açtım, kokladım. Başucumda en üst sıraya yerleştirdim. Önce içinden, arasından, burasından okudum ve sonra tamamladım. Kitaptan o kadar etkilenmiştim ki neredeyse beyin cerrahisi ihtisasını bırakıp sanat tarihçisi olacağım. Jules Michelet sanki Floransa'nın sokaklarına, Roma'nın meydanlarına gizli kameralar yerleştirmiş, sanatçıları izlemiş ve bir belgeselci titizliğiyle bize aktarmıştı. Rönesans'ta kalbimin kuytusundaki Michelet rafına kaldırıldı. İlk Jules Michelet kitabını okumamın üzerinden 25 yıla yakın geçmişti. Başucu kitaplarım çocukluğuma dönmüştü. Denizci olmuştum ve büyük denizcilerin, büyük kaşiflerin kitaplarını okuyordum yeniden. Bu sefer daha bir dikkatli, daha detaylı not çıkararak. Magellan, Amundsen, Scott, Shackleton, daha yenileri, bir yelken ile dünyayı tek başına dolaşmış ilk insan Joshua Slocum, Bernard Mautissier, Tristan Jones ve tabii ki Sadun Baro, gece bekçileri olmuştu rüyalarım. Ve böyle bir dönemde bir gün fakültedeki odamın kapısı açıldı. Gencay abi, yani Profesör Gencay Gürsoy yanında çok hoş bir hanımla içeri girdi. Sana emanet dedi. Filmlerine baktım, iyi huylu bir beyin tümörü vardı kafasında. O ilk anda Ela Hanım'ın ne kadar özel bir insan olduğunu bilmiyordum. Hissetmiştim ama bilmiyordum. Ameliyatı yaptım, temiz bir ameliyat oldu. Ela Hanım iyileşti. Ben onu çok sevmiştim. Sanırım o da beni çok sevmişti. Kontrollere geliyordu ve ben onu hep son hasta olarak kabul ediyordum. Böylece uzun uzun sohbet etme imkanımız oluyordu. Ve ben zaman içinde Ela Güntekin'in büyük yazarımız Reşat Güntekin'in kızı olduğunu öğrenmiştim. İyi bir Fransızca çevirmeniydi ve kütüphanemde tam takım duran Tintinleri de Türkçe'ye o çevirmişti. Belki de Tintinleri o yüzden o kadar seviyordum, onun güzel çevirileri yüzünden. Yine zaman ilerliyordu ve ben bir gün Ela Hanım'ın Sevgi Soysal'ın roman kahramanlarından biri olduğunu fark ettim. Ben tabii ki Sevgi Soysal'ın bütün kitaplarını okumuştum ve Yürümekteki Ela'yı da biliyordum. Ama o Ela'nın Sevgi Soysal'ın en yakın arkadaşı olan Ela Güntekin'le kendinden karıştırarak yarattığı bir karakter olduğunu bilmiyordum. Üstelik Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda da adı geçiyordu ve artık o benim için çok özel bir insan olmuştu. Hayat da kendi bildiğince akıyordu. Denizlerde, deryalarda yelken açıyordum. Akdeniz'e, okyanuslara dair okuyordum. Ve bir gün Jules Michelet'in yeni bir kitabını keşfettim. La Mer, yani deniz. Paralel bir evrende mi yaşıyorduk? Başka metafizik tuhaf bir olay mı oluyordu? Ben şu ahir ömrümde neye ilgi duyduysam Jules Michelet tutmuş ona dair yazmıştı. Önce Fransız İhtilali, sonra Rönesans, şimdi de deniz. Kitap Türkçe'ye çevrilmemişti. Almancasını, İngilizcesini ısmarladım. Bu arada Ela Hanım'la hastanede konuşurken, ya Ela Hanım, La Mer'i çevirsenize deyip duruyordum şımarık bir çocuk gibi. Demin dedim ya, hayatta akıyordu kendi bildiğince diye, birdenbire de duruveriyor. Sanki biz bu dünyada hiç olmamışız, sanki koca gezegen ezelden ebede bizsiz dönüp durmuş gibi. Bir sabah bir arkadaşım aradı, sıradan bir güne uyanmıştım. Hep öyle olmaz mı? Sıradan bir güne uyanırız, bizi işten atarlar. Sıradan bir güne uyanırız, aşık olacağımız insanla karşılaşırız. Sıradan bir güne uyanırız, bir film çekilir, hastalandığımızı öğreniriz. Sıradan bir güne uyanırız, biz o gün ölürüz.
Arkadaşım dedi ki gazetede senden bahsediliyor. Gazetede benden bahsediliyor, şaşırdım. Gidip bir gazete aldım ve oturduğum yerde ağlamaya başladım. Ela Güntekin ölmüştü. Başka bir romansız hastalığa yakalanmış ve o hastalığı yenememişti, hiç bilmiyordum. İç sayfalarda kızı annesinden söz ederken diyordu ki, kendisine beyin ameliyatını yapan Doktor Talat Kıvış'ı o kadar sevmişti ki onun için Fransa'dan kitap getirtmiş, çeviriyordu. Ve ilk görüştüklerinde ona hediye edecekti. Benim için Lamer'i getirtmiş ve bana hediye etmek için kitabı çeviriyordu. Tabii ertesi günü hemen kızını aradım. Kitabı ve yarım kalan çeviriyi istedim. Oturdum, Almanca'dan İngilizce'den çeviri yapmaya çalışıyorum ama Jules Michel'e çevirmek kolay mı? Hele de Ela Hanım'ın yaptığı çevirinin üzerine. Beceremedim. O gün bugündür bu yarım çeviri içimde kanayan bir yara. Hatta bu konuşmayı yapmaya niyetlendiğimde de öyleydi. Ta ki 2-3 gün önce bir sınıf arkadaşımın kızı Ela Hanım gibi Sorbonne mezunu genç bir kızımız çeviriyi tamamlamaya talip olana kadar. Onun en iyi şekilde yapacağını umuyorum. Geçenlerde yolum Paris'e düşmüştü. Omuzlarımda ağır sırt çantam, ofluya pufluya yürüyorum. Bir yandan da büyük yazarı düşünüyorum. Benim bitmek bilmeyen meraklarım ve onun olağanüstü birikimi ve usta kalemiyle yazdıkları acaba bir daha kesişecek mi diye. Soluklanmak için durdum. Başımı yukarı çevirdim ve Michel sokağındayım. Sanırım o da beni izliyor. (Gülüyor)